Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ve bana en çok sorulan sorulardan biriyle karşınızdayım. Bu soruyu sorudan aslında bir video oluşturmak istedim. Çünkü bence hem birçok insana bir takım yardımı olacak hem de soruya toplu bir cevap vermiş olacağım. Nasıl? Bence çok iyi. Başlık altında okuyabildiğiniz gibi konumuz uzak mesafeli ilişkiler. Ben daha önce de bu konulara biraz değinmiştim. Ama gelelim şu an sene 2021. Teknoloji çağındayız. Artık birçok kişinin uzak mesafeli ilişkisi var. Onun dışında pandemiden dolayı da birbirine uzak olan çiftler var. Eskisi kadar tercih edilmeyen bir durum değil. Birçoğumuz öyle tercih ediyor, birçoğumuz öyle tercih etmek zorunda kaldı vesaire vesaire. Dolayısıyla yeni bir güncelleme getirmek istedim. Özellikle kendim de bu durumun içerisinde olduğum için. Hemen videoya geçeyim. Uzak mesafeli bir ilişkiyi sürdürmek gerçekten zor. Çok fazla avantajı olduğu gibi çok fazla dezavantajı da var. O yüzden eğer belli bir olgunlukta, belli bir bilinçte değilseniz yürütülmesi gerçekten zor. Tek taraflı da yürüyen bir şey değil. Normalde yan yanayken bir tarafın sadece bir tarafını yönetmesi mümkünken uzak mesafeli bir ilişkide her iki tarafın da bunun bilincinde olup ona göre davranması lazım. Yani siz çaba sarf ediyorken karşınızdaki insan çaba sarf etmiyorsa o ilişki gitmez. O yüzden partnerinizin de sizinle aynı tutum içerisinde olması çok önemli. Siz ona ne yapıyorsanız o da aynı olmak zorunda. Diyelim ki dışarıya çıkıyorsunuz, haber veriyorsunuz. Onun da böyle yapması gerekir. Çünkü burada karşılıklı bir şeyler paylaşmak, bir şeyler yapmak çok önemli. İlk olarak buna dikkat etmeniz lazım. Mutlaka bu ilişkide her iki tarafın eşit olması lazım. Eşit davranması lazım. Bir taraf çok verip öteki taraf hiç az verme gibi bir lüksü yok. O yüzden herkesin yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum hala. Evet, bir sonraki söyleyebileceğim şey bunun zor bir şey olduğunu, stresli bir şey olduğunu, çoğu zaman belki de kavga etme sebebinizin bu olabildiğini hep böyle kulağınızın arkasında tutmanız gerekiyor. Hep arka planda bunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman kavga etmenizin sebebi aslında birbirinizle olan sadece elektronik yollarla olan iletişiminiz. Yani başka türlü bir iletişiminiz yok. Bu da çok etken olabiliyor tartışmada, yanlış anlaşılmalarda. Bunu hep düşünmeniz lazım. Ama yani kadınlar, ya ben kendimden de biliyorum. Bazen bu gerçekleri unutuyoruz. O an aslında sinirlenmemizin sebebini, gerçek sebebini görmeyip başka bir sebep üretmeye çalışıyoruz. İşte tam o an iş aslında partnerinizde bitiyor. Yani partneriniz evet eşit olması lazım, ikinizin de anlayışlı olmanız lazım. Ama erkekler anlayışlı olmalarını gerektiren durumlara daha fazla düşebilirler. Özellikle kadınların regl dönemi. Çok fazla hormon olarak değişikliklere maruz kaldığımız için duygu durumumuzda çok hızlı değişimler olabiliyor. Karşınızdaki insanın bunların bilincinde olması lazım. Sizi anlayışla ve alttan alarak davranması daha doğru ve daha sağlıklı olur ilişkiniz açısından. Tabii ki bu şey demek değil. Kadınlar regl oluyor, erkekler de buna katlanmak zorunda. Hayır, tabii ki de öyle bir şey söyleyemem. Ama fedakarlık gösterseniz çok güzel olur. Geri gelir siz ne bileyim ailevi bir şeye ya da çevrenizde olan bir şeye çok sinirlenirsiniz. O zaman da o kadınlar sizin ateşinizi söndürür, sizi sakinleştirir. O yüzden hani bu bir alışveriş olarak bakabilirsiniz aslında. Evet, böyle kulağa öyle deyince de çirkin geldi ya. Ya nasıl tanımlanabilir bilemedim ama çok önemli. Yani siz de alttan alın, yeri gelir o da sizi alttan alır. Bu böyle şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey değil. Aslında çok basit bir şey. Bilinçli olmaktan geçer. Gerçekten hani
bence uzak mesafeli ilişki ehliyeti falan çıkması lazım. Yani bunu sadece bilinçli insanlar yürütebilirler. Bilinçsiz insanlar birbirini sadece yıpratır, yorar. Birbirlerinin hayatını sıkıntıya sokar. Sonra da zaten o ilişki yürümez. Boşa zaman kaybı. Gerek yok. Evet. Bir diğer çok önemli bir konu. Evet, uzaktasınız. Bir şey paylaşamıyorsunuz birbirinizle. Ne bileyim, bir sinemaya gidemiyorsunuz, bir kafeye oturamıyorsunuz. Ama onun da artık çözümleri var. Mesela biz Discord'dan konuşuyoruz. Discord bize aynı anda hem birbirimizi görmeyi, hem sesimizi duymayı, hem de aynı ekrandan aynı filmi, aynı diziyi falan izlememizi sağlıyor. Yani mesela Harun açıyor. Diyelim ki Friends açıyor. Biz o bölümü birlikte izlemiş oluyoruz. Hem birbirimizi görüyoruz, hem konuşuyoruz. Bölüm hakkında, film hakkında. Ne bileyim, birlikte film izliyormuş gibi oluyor aslında. Size de bu kadarı, eskiden bunu bile yapamıyorlardı. O yüzden öpüp başa koymak lazım bence. Bu bir önerim olabilir. Ya da oyun, beraber oynanabilecek oyun. Ya da beraber yapabildiğiniz bir şey. Ben aslında birçok şeyimi Harun'la yapıyorum. Evet, çok fazla gamer bir tip değilim. Oynayamıyorum. Zaten bilgisayarımda o kapasite yok. Ama ben her işimi onunla birlikte yapıyorum diyebilirim. Yani edit yapıyorken ona danışıyorum. İşte projelerim varsa onunla danışıyorum. Birlikte oturuyoruz, düşünüyoruz ne yapabiliriz diye. Hatta çoğu zaman video konularını bile o bana buluyor. Beraber buna kafa yoruyoruz. Mesela bu da birlikte yaptığımız bir şey. Önemli. Önemli. Evet, onun dışında tabii söyleyebileceğim ve mutlaka ihmal edilmemesi gereken, zaten bu bir ilişkinin zaten temel taşı. Yani bir ilişkinin uzak olması ya da başka türlü olması fark etmiyor. Bir ilişkinin en önemli temel taşı güven. Birbirinize güvenmeniz lazım. Zaten güvenmeden böyle uzak mesafeli bir ilişkiye başlamak oldukça zor. Sonuçta o insanla konuşuyorsunuz ama o insanın aslında gerçekten nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ya da görüntülü ararsınız. Gerçi artık ona da bir çözüm var ama ne olursa olsun. Ha, onu geçtim. Nerede olduğunu bilmeyi geçtim. Yani sonuçta gözden uzak başka birileriyle tanışabilir, başka birilerini sevebilir. Hani bu ihtimallerin olamayacağı güvenini hissetmeniz lazım. Yoksa gerçekten kafayı yersiniz. Öyle yani. Birbirinize gerçekten güvenmeniz lazım ve her gün iletişim haline kalmanız lazım. Yani her güne birlikte başlayıp günü birlikte bitirmekten bahsetmiyorum. O kadar çok klişeleşmeye gerek yok bence. Sonuçta ayrı ayrı her ikinizin de bir hayatı var ve olmalı da. Yani ben aynı anda uyanıp aynı anda uyumayı çok mantıklı bulmuyorum. Bilmiyorum, benim kafa yapım, belki yarın öbür gün evlensem bile aynı anda uyuyup aynı anda uyanmayacağım. Biraz böyle partnerine bağlı bir bağımsızlığım var benim. Partnerim de öyle olduğu için çok mutluyum. Yani çok böyle vıcık vıcık olsaydı galiba yapamazdım. Öyle yani. Kendinize de zaman ayırın. Hayatınız onu düşünerek geçmesin. Gerçekten bu size çok büyük zarar verir. Bunu hem kadın için söylüyorum hem erkek için. Kendi hayatınız olsun ama bir yandan da ilişkinizi güzel ilerletin. Çok fazla arayı açmayın. Olabildiğince her imkanda, her ihtimalde görüşmeye çalışın. Yani gerçek bir görüşmeden bahsediyorum. Tabii o da biraz şartlara ve imkanlara bakar. Ama imkanınız varsa ya da ne zaman imkanınız oluşuyorsa mutlaka onu değerlendirin. Birbirinizi görün. Benim özetle verebileceğim tavsiyeler bunlar. Bence önemli. Çünkü ben bu soruyu çok fazla duyuyorum. Yani yaşadığımız çağ gereği artık insanlar sosyal medyadan tanışıyorlar bir şekilde. Eskiden sosyal medya tanışıklığına çok kötü bakılıyorken artık çok normal bir şey oldu. Farkında mısınız? Öyle olunca herkes aynı şehirde yaşıyor diye bir şey yok. Bakın ben mesela, ben Almanya'ya taşındım bir anda.
Evet, Harun'u tanıdıktan, ilişkimiz başladıktan sonra taşındım ama tamamen tersi de olmuş olabilirdi. Biz tamamen internetten tanışıp tamamen sadece sosyal medya üzerinden bir ilişki de yürütüyor olabilirdik yani. Olabilirdi. Ama olmadı. Öyle olmaması benim için çok iyi. Ben akrep burcuyum. Biraz kolay değil benim için birilerine güvenmek. Benim o yüzden avantajım oldu. İyice tanıdıktan sonra taşındım. Haliyle bir zorluk çok da yaşamıyorum. Ama dediğim gibi bu arada burada iş sadece bende bitmiyor. Ben mükemmel bir insan değilim. Hatta zor bir insanım. Yani geçinilmesi bazen zor olan bir insanım. Ama geçinilmesi çok da kolay bir insanım aslında. Biraz böyle kolay şekil olan bir tarafım da var. Sizin eğer aklınıza bir soru kaldıysa, eğer ama şuna bir cevap verir misin diyebileceğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Bu piyasada evet belki de az bir kitleye sahibim ama yine de her yoruma ben cevap vermeyi gayret ediyorum. Çünkü siz orada kendi zamanınızdan fedakarlık edip benim videomu izliyorsunuz. Bir soru soruyorsunuz. Cevapsız bırakmamak benim için çok önemli. Umarım bunu da gerçekten hayatımda böyle bu şekilde sizlere cevap verme fırsatım olur. Günün birinde ne bileyim yani ben çok fazla takipçimin büyümesine özen göstermiyorum. Yani manyak gibi hep kaç kişi beni takip etmiş işte ya da clickbait yapayım, insanlar beni daha çok takip etsin, daha çok görsün gibi bir kafam yok. Benim için beni izleyenler benim takipçim değil. Benim birer dostum, birer gönül dostum aslında. Çünkü çok şanslıyım ki benim gibi insanlar izliyor. Beni anlayan insanlar izliyor. Yani küçük bir kitlem olsun ama has olsun. Beni anlasınlar, ben onları anlayayım. Öyle yani, ne diyordum? Yani böyle küçük ama has bir kitlem olmasını tercih ederim. En azından hem böyle sizi tanıyorum, siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Bilmiyorum, küçük bir aile gibiyiz. Hoşuma gidiyor. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen bana fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın. Sorularınızı yazın. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.